Okuldaki dini eğitim bence full yalan. O zaman İslami. Ya bak kardeşim, şu ateşini. Ayak basar kalkın bakın ya. Yani ateist falan değilim ama din insanı yanıltır, bu bir gerçek. Amca diyorsun ki demokrasi olmadan sen bunları konuşamazsın. Ya konuşamazsın. Abi ben niye buraya geldim? Müslüman ev niye beni öldürüyor? Sen dinle ve daha sonra bak bakalım bu anlattığınla İslam geliyor. Öğrencisiniz, doğru mu? Evet. Okuldaki böyle mesela örnek söylüyorum. Ekonomiden sorduk mesela. Bu ekonomi aslında bir sonuç. Bu toplumun geldiği bir sonuç. Seçtiğimiz tercihlerimizin sonucu. Şimdi sen de sonuçta bu memleketin bir geleceğisin. Ve belki ilerleyen zamanlarda belli başlı bazı makamlara gelebilirsin. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu an bir yerlere varmak istediğin hangi makam ise, o makama vardığında hangi sisteme göre insanlara muamele etmek istiyorsun? Hangi sistem derken? Mesela bugünkü sisteme uygun bir şekilde mi hareket etmek istersin? Sisteme pek uygun hareket etmek istemezdim. Mesela niçin? Tek adam rejimi var bir kere bundan. Her şey bir kişinin elinde olması gerekmiyor. Mesela sistemden bahsederken ben laik ve demokrat düzenden bahsediyorum. Bu sorunlu bir sistem değil mi? Bence değil. Olması gereken bir şey. Mesela laiklik dediğimiz şey neyi mesela Türkiye'ye kattı? Bence Türkiye'ye çok şey kazandırıyor laiklik. Neyi mesela? Kadınları koruyabiliyor mu laiklik? Bence koruyabiliyor. O zaman o kadar kadının için taciz haline edilmeye devam ediliyor? O kadar kadının için öldürülüyor? Ana haber bültenlerinde biz niçin Türkiye'yi sanki insanlar birbirlerini öldüren, birbirlerini her gün tecavüz eden bir ana haber bülteni izliyoruz? Bu Türkiye'nin ana haber bülteni değil mi? Demek ki Türkiye'deki sorunları ve ana haber bültenleri bildiğiniz ifşa ediyor. Yani örnek söylüyorum. Bir yerde bir adam içki içmiş ve gitmiş bir tane zavallı insanı vurmuş, öldürmüş. Biz bu adamı mı suçlarız? O adamı suçlarız. Peki bu adama bu içkiyi satan kim? Devlet de. O zaman laik rejim bunları serbest bırakarak bir nevi Allah subhanahu wa ta'nın adaletini bozmamış mı? Mesela içkiyi Allah subhanahu wa ta'nın şeriatı, İslam kaldırmış. Kumarı kaldırmış. Faizi kaldırmış. Bugün milyonlarca insan faiz mesela borcu bataklığında yüzüp gitmekte. Ödeyemediği zaman da hapsedilmekte. İslami düzen insanlara uygun bir şekilde hayat sunar. Şimdi fikirleriniz değişiyor mu peki bu konu hakkında? Abi pek değişmiyor. Yani ateist falan değilim ama din insanı yanıltır, bu bir gerçek. Mesela din mi yanıltır, dini kullanan sahtekar insanlar mı yanıltıcıdır? Aynen bak, din asla insanı yanıltmaz. Dini sahte şekilde kullanan insanlar her zaman yanıltır. O zaman şöyle söylememiz doğru olur mu? Bir matematikçi ya da bir fizikçi eğer bir kadına taciz etmişse fizik kötüdür mü deriz, fizikçi mi kötüdür deriz? Fizikçi kötüdür. O zaman dini kötü kullananlar var diye biz doğrudan vaz mı geçeceğiz? Bence çünkü dünyada doğru insan yok bir kere. Dini doğru yönde kullanabilecek bir insan yok bu dünyada. Peki Allah subhanahu ve teala yeryüzüne bazı kanunlar indirmiş. Örnek söylüyorum. Demiş ki domuz eti haramdır, içki haramdır demiş. Allah subhanahu ve teala bilmiyor muydu içki içecekleri ya da domuz eti haram olduğuna rağmen yiyecekleri? Bilmiyor muydu? Biliyordu. Bildiği halde yeryüzüne de zaten Allah subhanahu ve teala diyor ki sizin hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Allah subhanahu ve teala zaten yeryüzünde hepimizin imtihan olunacağını söylüyor. O zaman birileri hata edecek diye biz gerçekten doğrudan vaz mı geçeceğiz? Doğrudan vazgeçmeyeceğiz. O zaman istememiz gerekli ki bugünkü toplumun bu duruma gelmesinde aslında toplumun da kendi hatası var. Başımıza getirdiğimiz insanlar bizim örflerimizi, adetlerimizi, Allah'ımıza ve Resulümüze aykırı hareket eden bir sistemle yönetmek istiyor. Bugünkü topluma sorduğumuz zaman herkes Müslümanım diyor kendisine. Doğru mu? Herkes Müslüman diyor ama sözde. Sözde bu. O bir gerçek. Sen diyorsun ki bu topluluk İslam'ı sözde söylüyorlar ama gerçekte bilmiyorlar. Peki bugünkü sistem İslam'ı gerçek manada bu topluma öğretmek istedi mi ki bu toplumda öğrenmek istemedi? Mesela okullarda böyle bir dini eğitim alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Okuldaki dini eğitim bence full yalan ya. O zaman nasıl toplumdan İslam'ı bilinç bekleyebiliriz? O zaman sistem resmen İslam'a muhalif hareket ediyor diyebilir miyiz? İslam'a düşman. Çok doğru, haklısınız o konuda. Şu an mesela okulda bir öğrencisin. Yaşın kaç? 17. 17 yaşındasın. Bugünkü geldiğin konuma kadar ahlaki veyahut eğitimsel olarak okulda eleştirebileceğin şeyler yok mu? Vardır tabii ki. Mesela
biz kız ve erkeklerin bir arada olmamasını söylediğimiz zaman laik, demokrat, kemalist insanlar diyor ki siz yobazsınız, siz bağnazsınız. Halbuki şu bilinir ki erkeğin fıtratında farklı şeyler Allah-u Teala yaratmıştır, kadının fıtratında farklı şeyler yaratmıştır. Erkeği ve kadını ayrı okullarda, ayrı sınıflarda eğitim verirse erkek ve kadın daha başarılı olacaktır. Örnek söylüyorum, senin çevrende olmayabilir, belki bazılarında duymuş olabilirsin. Pornografiyi izleyip sınıfa gelen erkek yok mu? Vardır, tabii ki var. Okulda izleyen bile var. O zaman İslam'ı... Bırak kardeşim, kadına ihtiyacın. Hayat yaşan tarzından bahset ya. Bir gel, boş ver. Peki sen böyle bir sınıfa, sen kız çocuğunu göndermeyi ister misin? Yani... Güvenip gönderebilir misin? Ya bu dönemde hiçbir şeye güvenemiyorsun. O zaman okullar da güvenli değil diyebilir miyiz? Okullar kesinlikle güvenli değil. Peki bugünkü sistem kendisince güveni sağladığını söylüyor. Yani biz de diyoruz ki bu sistem kesinlikle güveni sağlayamadı. Sağlayamadığından dolayı örnek söylüyorum, bak pornografi izlediğini söylüyorsunuz mesela bazı kişilerin. Pornografiyi izleyen sadece normal pornografi mi izliyor? Çocuk pornosu mesela örnek söylüyorum bazı sitelerle ulaşılabiliyor mu? Ulaşılabiliyor. Bunu izleyen insanlar çocuğuna tecavüz edemez mi? Ensest ilişkisi bundan dolayı artmış olamaz mı? Doğrudur. O zaman sistem kendi oluşturduğu sorunlara insanları gebe yapıp sonra da biz sizi kurtarmak istiyoruz demesi tamam bir aldatmaca değil mi? Aldatmacadır. Zaten sistemin kendisi kötü. Sistem kötü olduğu için insanlar kötü. Şimdi baştan sorduğum soruyu tekrar sormak istiyorum. İslam'a bir düzen mi istersiniz? Bugünkü laik rejimin getirdiği düzeni mi istersiniz? Bence tekrar ben kararlıyım. Ben laik devlet her zaman İslami şartlardan da her şeydir. İslami şartlarda mesela ne adaletsiz, laik sistemde ne adaletli? Din her zaman adaletlidir ama dini yönetecek kimse yok. Bu dünyada kimse yok. Din yani. Ne söylüyorum? İyi matematikçiler yok diye matematiği ortadan kaldıralım mı? Ya matematiği kötüye, dini kötüye kullanan insanlar olacaktır illaki. O zaman bu dinin suçu değil ki. Biz doğruyu istemekten niçin vazgeçelim? Biz doğruyu istiyoruz. Doğruyu istismar eden insanlar var diye biz doğrudan niçin vazgeçelim? Ya doğruyu isterseniz tamam. Ama doğruyu kötüye kullananlar her zaman olacak. Bu hiçbir zaman şey olmayacak. Mesela aynı sistem. Biri geliyor, ilk 5-10 yıl düzeltiyor, sonra kendi kendine şımarıyor. Aynı sistem, yine aynı şeyler olacak. Peki kanunlar demek ki başa gelen insanları ıslah edebilecek, düzeltebilecek kanunlar da değil. İstismar etmeye müsait kanunlar. Örnek söylüyorum, sen desen ki ben bunu doğru görüyorum, ben de senin karşına çıkalım dedim ki ben de bunu yanlış görüyorum diyebilirim, doğru mu? Ama seninle benim üzerimde olan bir makam üzerimizde bir şey söylediği zaman susarız, doğru mu? Doğrudur. Allah subhanahu ve teala bugün bütün yeryüzündeki insanlardan, güneşinden, ayından bütün yüceltebileceğimiz ne var ise çevremizde, hayatımızda ondan üstün mü? Üstündür. O zaman niçin onun kanunlarını tercih edip de diğer insanların kanunlarını ayaklarımız altına almıyoruz? Yani Allah zaten en büyük. Biz bunu söylüyoruz ama biz aciz kullar, Allah'ın şeylerini yapacak durumda değiliz. Hiç kimse değil, hiç kimse yok. Ama Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki yapabilirsiniz. Yapmak istemiyorlar. Bu sorun insanların sorunu olur diyorum. İnsanların sorunu yani. O zaman biz doğru istemekle mükellefiz. Aynen ama ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Teşekkürler, sağ olun. Amca çok güzel bir şey söyledi. Amcanın sorusuna bir cevap verelim. Amca buyurun. Buyurun. Tamam, buyurun. Buyurun. Tamam. Amca diyorsun ki demokrasi olmasa sen bunları konuşamazsın. Konuşamazsın söylüyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu konuşma yeteneğini kullandığın dili sana kim verdi? Yaratan verdi. Gözü kim verdi? Allah. Burnunu, kulağını, bedenini, sıhhatini, çoluğunu, çocuğunu kim verdi? Her şeyi yaratan Allah'tır. Onun izniyle, onun isteğiyle, onun emriyle biz bugün konuşuyoruz. Evet. Demokrasi olduğundan dolayı değil. Demokrasi olsa Allah subhanahu ve teala'nın düzenini, Allah'ın sistemini getireceğimiz bir sandık koyarlar. Onu seçeriz biz. Vermiş. Allah sana, bana, herkese irade vermiş. Allah niçin o iradeyi verdi? Allah'ın kendi kitabını seçmemiz için, Allah'ın kendi düzenini seçmemiz için. Allah subhanahu ve teala diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet. Sisteme, laikliğe falan, kemalizme falan, Mustafa Kemal'e, Atatürk'e vesaire ibadet etsiniz diye değil. Bağlı kalasınız diye değil. Şu güneşi kim yarattı? Ya yeri göğü Allah yarattı. O zaman Allah subhanahu wa ta'ala liste diyorsun. Şimdi gelecek hadi. Şimdi en başta şu sözün batınlarını bir ortaya koyalım, sonra cevap verelim. Demokrasi olduğundan dolayı konuşmuyoruz. Hristiyanlar niye birbirini öldürmüyor? Müslümanlar birbirini topluyor. Biz vazgeçmiyoruz. Vazgeçemeyiz. Cenab-ı Allah'ın dininden vazgeçemeyiz. Afganlar niye? Cevap verebilir misin? Buyurun. Tamam. Söyle.
Afganlar niye buraya geliyor? Müslümanlar niye birbirini öldürüyor? Ya Müslüman niye birbirini öldürüyor? Yani hangi? Müslüman dinin adında bomba koyuyor, millet patlatıyor. Şimdi buraya gelse bu bomba koyuyor, hava uçuruyor. Dinin üzerine, Hristiyan'a niye ayak çıkıyor? Her şey yapıyor, müze yapıyor, şu uçak yapıyor. Hiç Müslüman devlete hiçbir şey yaptığını görüyor musun? Türkiye dünyada kaç tane Müslüman devlet? Bir dakika. Bir şey demiyorum hemşerim. Beyefendi dinlemek... Oturmayacağım işi. Dinlemek istiyorsanız cevap vereyim. Şimdi oturmayacağım. Dinlemek istiyorsanız cevap vereyim. Cevap vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir örnek midir? Onu biliyor, hepsi biliyor. Senin demen de bilmiyor. Allah'ın hocası amca, var. Amca siz soru sordunuz, cevap vereceğim ben. Tamam, onu da siz gelirseniz. Şimdi amcanın bir sorusu var, ona bir cevaplayalım. Amca ne dedi? Amca size ben cevap veriyorum şu an. Amca dedi ki, bugün Müslümanlar için birbirini öldürüyor. Evet. Tamam. Peygamberimiz bizim için güzel bir örnek mi? Evet. Güzel bir örneği almayıp, kötü olan örnekleri alıp, İslam'ı bunun üzerinden sorgulamak. Yani, bir dakika, kötü olan, yanlış yapan insanları, niçin yanlışlarını İslam'a biz mal edelim? Bu insanların eleştirisi, bu dinin eleştirisi değil ki. Biz dini konuşuyoruz. Dinin altına ışık atıyor işte. Allah'a kurban olur. Kimden bahsediyorsunuz? Hayır, herkes etmiyor. Onun altına götürüyor hemşerim. Bunu seçelim. Bunun kim? Kimi seçelim sizce siyasi olarak? İslam'a var mı? Evet, kim? Öncelikle İslam olarak seçmemiz gereken bir sistem var. Kişi değil. Sistem... İşte bu sistem, bu seçeneği size dayatan bugünkü sistem. Yani size şöyle yapmış. Demiş ki, sizin ikinci seçeneğiniz yok. Tek bir seçeneğiniz var. İslam mı istiyorsunuz diyor. Bak şimdi anlatıyorum ben sana. Sen dinle ve daha sonra bak bakalım bu anlattığımla İslam gelir mi? Öncelikle şunu söylüyor. Diyor ki, bugünkü sistem 6 tane okun. İşte milliyetçilik, laiklik, demokrasi vesaire, devletçilik, halkçılık gibi ilkeler üzerine kurulu. Laikliğe aykırı bir hareket yapamazsın diyor. Ben laikliğe aykırı bir hareket yapamaz isem, İslam'ı nasıl anlatacağım? Anlatacağım belli yerlerde, belli şeylerde herkes... Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İslam'ı anlatabilir miyim? Kur'an'a göre, sünnete göre diyebilir miyim ki siz yanlışsınız? Faiz, politikanız, faiz, yasanız Allah'a göre aykırı diyebilir miyim? Ya diyemezsin ama... O zaman nasıl doğru getireceğiz? Ben onu soruyorum, kimi getireceğiz orayı? Ben de yine baştan cevap veriyorum. Cevabı veriyorum. Cevabı veriyorum. Öncelikle biz Allah subhanahu teala'nın şeriatını istemekte ısrar edeceğiz. Ama cevap veriyorum. Siz herhalde. Tevhidçilere göre Kur'an'dan başka sünnete pek inanmıyorsunuz siz gibi. Bana öyle göre peygambere. Mesela kim sünnete inanmıyor? Tevhidçiler. Ben mi inanmıyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul etmezler. Mevlana'yı kabul etmezler. Yanlışı kabul etmiyoruz. Kimin üzerinde olduysa. Size göre mesela Kur'an'dan başka sünnete pek şey yapmıyorsunuz siz. Ben de diyorum ki tevhidçilere mesela. Konu değişti. Bir dakika. Tevhidçilere soruyorum. Diyorum ki Kur'an'da namaz kaç rekat geçiyor? Nasıl geçiyor? Hep peygamberi açıklıyor. Hadis inkarcıların sorunu. Siz boşuna yorulmayın. Biz hepsine itaat ediyoruz. Siz Allah dostlarına inanmıyorsunuz bak. Allah dostlarına kim inanmıyor? Hacı Bayram. Allah dostlarına inanmayan Allah subhanahu ıslansın. İslam yoksa kahretsin. Ya yok. İnanmıyorsunuz benim kilere konuştuğumda siz diyorsunuz ki. Efendim. Ziyaret edilmez diyorsunuz. Şu bu yani ziyaret edilmez diyen kişi sapıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabiri ziyaret edin. Ölümü çokça anlarsınız diye. Tevhidçiye bak sen tevhid yazmışsın ya şeyinde. Ona böyle söylüyorum. Mütte ona böyle cevap veriyorum. Tevhid İslam'ın bir kavramıdır. La ilahe illallah tevhiddir. Neredesiniz o zaman? Ben bir müvahhidim. Ben o zaman yanlış görüyorum bu zaman. Bak ne yaptın? Yani eğer aynı yere bağlı değilseniz ben yanlış yapıyorum. Kişilere, kurumlara, kuruluşlara göre bakarak yorum, eleştiri yapılmaz. Söylediklerine göre eleştiri yapabilirsiniz. Bugünkü sistem nasıl gelecek diyorsunuz? Çaba gösteriyor muyuz? Bakın bugünkü bu kalabalığı toplamamızdaki neden nedir? Birkaç tane müvahhidin bir şeylerin mücadelesini verip bir şeylerin cesaretiyle ortaya çıkıp bugün bu kalabalığa biz tevhidi anlatabiliyoruz. Bu sistemi batılını anlatabiliyoruz. Tamam mı? Bir dakika bir şey soracağım. Ya sak diye. Tamam. Şartı bitti. Sadece gömülmemiz Müslümanlığı şerif kuralara verecektir. Kanunlarımız Fransız. Gördüğüm şeklimiz atıyor. İtalya, İsviçre her neyse. Bunu değişmen ya. Bunu anlatıyoruz. Bunun çözümü nedir? Çözümü tercih etmenizdir. Örnek söylüyorum. Yaşantınız 60 yıl. 60 yıl boyunca size bir yanlışı bir de doğruyu gösterse. Yanlışın hükmü olduğunu, doğrunun ise hiç hükmü olmadığını söyleseler. Tamam. Ve bu doğru ve yanlışı seçtiğinizden dolayı öldükten sonra cezalandırılıp ve mükafatlandırılacağını söyleseler. Ne yaparsınız? Yanlışı mı seçersiniz? Doğruyu seçersiniz.
aynı şeyi bugün yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Siz bir hayal içerisiniz. Ya bizim önümüzde İslami rejimle yönetilmek, Kur'an'a ve sünnete göre yönetilmeye binaen bir sandık koyacaklar ya da biz yanlışları seçmeyeceğiz diyeceğiz. Çünkü bir dakika, biz öldükten sonra asıl hayat bizim için başlayacak. Allah subhanahu ve teala bizi karşısına aldığı zaman, ey kulum ben seni intihar edeceğimi söylemedim mi? Maldan, üründen, canınızdan eksilteceğimi söylemedim mi? Kur'an'da demedim mi ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel işleyeceğini tamam, görmek o, için yarattık onu, demedim mi? Ölümden sonra bana şimdi hesabını ver bakalım. Sen benim düzenimin dışarısında, benim kitabımın dışarısında, Rab'lik iddiasında bulunan, yani Tanrı'nın koyucuları gittin seçtin, benim davamda diletmedin. Bundan dolayı Allah subhanahu wa ta'ala sana, sen bana şirk koştun dediği zaman seni kim kurtaracak mesela? Yani şöyle söylemek istiyoruz. Biz hayatta düşüncelerimizle, amellerimizle, fikirlerimizle, hal ve hareketlerimizle sorumluyuz. Seçtiklerimizle ve reddettiklerimizle sorumluyuz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzuruna gittiğimiz zaman Allah subhanahu wa ta'ala şunu söyleyebilirsiniz. Ben senin davan için, senin kitabına hükmedilmesi için dilettim, istedim ama bana bu yanlışı sundular. Ben de yanlışı kabul etmedim. Doğruyu tercih ettim. Bu tevhiddir. Bu tevhiddir. Şunu da anlatayım. Bu tevhiddir. Dediğim şey tevhiddir. Ama aksine sen hem Allah'ın kitabını seçiyorum dersen, hem de bugünkü insanların uydurduğu kanunları seçiyorum dersen, iki tane Rab seçmiş olursun. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, göklerin ve yerin Rabb'i Allah'tır. Yerde Türkiye içinde geçerli mi? Anlatayım bunu sonra. Abi bitiyor abi. Tamam. Son sözde. Kanun, Rab demek kanun koyucudur. Bugün kim kanun koyuyorum diyorsa, teşrih ediyorsa, o da diyor ki ben Rabb'im desin demesin. Elinizden bir şey alıp kaçsam benim adım hırsız mıdır? Nikahsız bir ilişki yapsam benim yaptığım zina mıdır? Ben desem ki ya ben kadına işte çocuk olsun diye yaptım ya da ben bunu aldım ki işte gidip fakire vereyim diye. Değiştirir mi işi? Niyetimin güzel olması hiçbir şekilde bu amelin çirkinliğini değiştirmez. Şimdi şuna bak. O zaman biz demokrasi sistemi, layık sistemi seçmeyeceğiz. Allah subhanahu wa'nın şeriatını seçeceğiz. Bununla dileteceğiz ve diyeceğiz ki biz muvahhidiz. Var mı öyle bir sisteminden başka? Var mı öyle bir sistem? En başa sorduk. İnsanlar yanlışı önümüze koyuyoruz. En başa yine. İki tane seçeceğiz. Seçenek düşünüyoruz. İki tane seçenek. Birisi doğru dediğimiz, örnek söylüyorum, bir insana iyilik yapmış. Diğeri ise bir insanı öldürmüş. Son sözü topla. Adam diyor ki asla ve asla doğru olan bir insana iyilik yapmaya sana izin vermiyorum. Bir insanı öldürmeye izin veriyorum. Sen yanlışı seçer misin? Allah subhanahu wa ta'ala şirkten nasıl bahsediyor biliyor musun Kur'an'da? Şirk en büyük zulümdür diye bahsediyor. Öldürmekten de daha beter. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki kitapta fitne adam öldürmekten daha beterdir. Müfessirler fitnenin şirk olduğundan bahsediyor. Şirkin yani o katletmeden daha büyük olduğunu söylememize rağmen daha söylemeye gerek var mı bir şey? Teşekkür ederiz. Sağ olun.